Şurada durup saatlerce insan bu suyun akışını, bu suyun sesini dinlese gerçekten böyle stres, sıkıntı, bir şey kalmaz. Gerçekten doğa bir harika. Evet, İstanbul'un stresini atmak için arada bir böyle çıkmak lazım. Bu su seslerini dinlemek lazım. Evet, burası Kayabaşı Şamlar piknik alanı. Uzumu kaybettiniz siz. Ne işiniz var buralarda? Keşke bugün Halime'yi de getirip burada ormanda unutsaydık. Halime'yi getirip bugün ormanda unutacaktık biz. Bak, yolun sağa solu var. Şu aşağıda yolun kenarları var. Buralarda var. Biraz zor ama çok var yani. Kimse hiç girememiş buralara. Tamam, gel bir buraya gelin siz. Aa, şeyim kırıldı. Odunum. Ya tarafa gelin. Aşağıya bir yola indim. Eski bir yol. Sanırım hiç kullanılmıyor çok zamandır herhalde büyük ihtimalle. Çünkü şu anda hiç araba izi vesaire hiçbir şey yok. Kapalı bir yol olabilir. Eskiden kullanılmış olabilir. Orman yolu olabilir. Vallahi süper. Daha çiçekler yeni yeni açıyor. Evet, gayet güzel. Böyle bu yol böyle kıvrıyor gidiyor. Ve şu anda akan bir su var böyle. Size de göstermek istiyorum. Şöyle. Evet. Harıl harıl akıyor. Evet. Vallahi çok güzel. Evet. Böyle güzel orman. Kuş sesleri. Egzoz dumanı yok. İnsan sesi yok. Sadece doğa. Yani gerçekten harika. Tabii biraz daha kaldırarak toplamam lazım. Yoksa bizimkiler... Evet, bugün geldik. Sinop'ta zılbırt denir. İstanbul'da da bazı bölgelerde kaldırayık deniliyor. Geldik tabii ki. Amaç gezmek, biraz doğayla baş başa kalmak. Güzel böyle kuş sesleri, su sesleri, böyle güzel şeyler. Akıyoruz. Öyle güzel geziyoruz buralarda. Tabii herkes bizim gibi gelmiş. Buralarda bir şeyler toplamaya çalışıyor. Bayağı da toplanmış. Kalabalık. Bakıyoruz. Bakalım inşallah bir şeyler buluruz. Şöyle ormanın derinliklerine doğru gittik vallahi. Yani aşağıya doğru indim. Şöyle bakıyoruz tabii ki. Toplayacağız. Millet toplamış. Toplamış yukarı doğru şöyle bakarsak. Nasip kısmet meselesi. Biraz bulduk. Toplamaya devam ediyoruz. Bakalım. Böyle güzel su sesleri, dere boyu. Gayet güzel. Bir hafta sonunu değerlendirmek.